beklediği asgari ücret açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO dönüşü açıkladı. %30 diyoruz ama biraz 30'un altı söylediğimiz gibi 5500 liraya yükseldi. Sayın Zeldürt, hemen sorayım. %40 ve üstü mü bekliyordunuz? Bu açıklanan oran civarında mı bekliyordunuz? Nasıl karşıladınız? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Türk İş Başkanı kırmızı çizgimiz açlık sınırı demişti ama açlık sınırı 6300'ün üzerinde. Bu durumda nasıl değerlendirmek lazım bu artışı? Seda Hanım, ben AKP'nin emekçilere karşı tavrından hiçbir zaman şaşırmadım. Sürpriz de olmadı benim için. Çünkü AKP bir şekilde 20 yıldır kendini ispat etmiştir. AKP sermayenin bir partisidir. Hatta bütün sermayenin de değil, kendi seçtiği oligarkların bir şekilde temsilcisidir ve onların çıkarını korur. Eğer emekçileri düşünen bir AKP olsaydı yurdumuzda 8 milyon tane Afgan, Paki, işte Arap, vasıfsız elemanı sokarak böylece bir rakamları aşağıya düşürmek için iş gücüne baskı yaratmazdı. Şöyle söyleyeyim size, bakın 800 milyar dolarlık bir ekonomidir. Türkiye'nin en ölü hali. Dolayısıyla 800 milyar dolarlık bir ekonomide açlık sınırı olan 6391 liranın altına bir asgari ücret vermek o insanları açlığa mahkum etmek demektir. Ama AKP rüştünü yıllar içinde ispat etti. Fazlasını, farklısını bekleyemezsiniz. Ama şunu da ortaya koymamız lazım, halkımız bilsin. Aslında 6391 lira 800 milyar dolarlık bir ekonomi için mesele değildir. Burada siyasi otoritenin bir tercihi vardır. Siyasi otorite kendi yandaşlarını, oligarklarını düşünerek bu 800 milyar dolarlık muazzam hasılayı geniş halk kitleleriyle paylaşmamayı resmen ilan etmiştir. Yoksa kaynak yoktur, kuyruklu bir yalandır. 13,5 milyon tane SGK'lı çalışan kardeşimiz var. Bunun 6,5 milyon tanesi asgari ücretle geçiniyor. Ve sizin de söylediğiniz gibi 6000 liranın üstündeki bir rakam açlık sınırıyken bunun altını vermek gerçekten çok büyük haksızlıktır. Ama şaşırmıyorum. Neden şaşırmıyorum? Burada slogan dağıtmıyorum. Yani AKP düşmanı da değilim. AKP'nin yaptıklarını, AKP'nin o övündüğü muazzam büyümeden emekçilere verdiği payı yine devletin raporlarında görerek böyle konuşuyorum. Bakın, Türkiye İstatistik Kurumu AKP'li yöneticilerin bir zafer olarak sunduğu büyüme rakamlarını ilan eder. O büyüme rakamlarına baktığımızda zaten emekçilerin payının ne kadar azaldığını yıllar içinde görüyoruz. 2020'nin birinci çeyreğinde büyümeden alınan pay %39,1, 2021'in birinci çeyreğinde 35,5, 2022'nin birinci çeyreğinde bu pay düşmüş 31,5'a. Yani bizi şaşırtmıyor AKP. AKP tercihini yapmış. AKP emekçiden yana değil. Ve işin ilginç yanını söyleyeyim mi size? AKP bu tercihiyle esas kendisine oy veren, şehrin çeperlerinde ya da varoşlarında yaşayan, şu an asgari ücretle geçinmeye çalışan insanlara en büyük haksızlığı yaptı. Dolayısıyla burada onların yaptığı bizi şaşırtmıyor. Raporlar, zaten uluslararası raporlar bile söylüyor. Diyor ki Türkiye'de en çok kazanan %10'un yıllık ortalama geliri en az kazanan %50'lik kesimden 23 kat fazladır diyor uluslararası raporlar. Ve Türkiye 20 yılda gelir dağılımının en adaletsiz olduğu 5 ülkeden biri olmuştur. Kimdir? Türkiye, Brezilya, Meksika, Hindistan. Dolayısıyla bunları bizler söylemiyoruz. Bunları uluslararası raporlar söylüyor. İşte İTO'yu söylediniz. Evet. %94 artmış. Kuvvetle muhtemel Temmuz, Ağustos, Eylül ayında bakın %100'leri de geçeceğiz. Üretici fiyatları zaten %130'un üstündeydi. Evet. Şunu söyleyeyim ben. TÜFE'nin 73 açıklandığına bakmayın. Normal şartlarda TÜFE, ÜFE artı 3 ya da 4 puandır. Yani bizim şu an enflasyonumuz 135-140 civarı bir şeydir TÜFE'miz. Ama bu çok daha ciddi noktalara gidecek. Neden gidecek? Zaman olursa ileride onu da açıklarım. Rica edeceğiz. Lütfen açıklayın. Daha çok şey konuşacağız. Bir kere asgari ücret, yani bu ara zam nasıl belirlendi? Belirlenme yöntemi, iki gün boyunca devam eden komisyon çalışmaları,
Sendikanın yaklaşımı, Türk İş'in ve Başkan Bey'in bu konular da çok eleştirildi. Bir de tabii daha konuşacağımız başta enflasyon olmak üzere başka başlıklar da var. Devam edeceğiz. Burada hemen Sayın Necdet Saraç'a döneyim. Şimdi açlık sınırının çok çok altında bir asgari ücret 5500 lira. Yani bu açlıkla sınanan insanların, milyonların daha altında kalan bir ücret. Yani ne demek istiyor, nasıl bir mesaj veriyor bu rakamla, bu ara zamla hükümet? Aslında Evren Bey ismine de uygun, aslında Evren Devrim ismine de uygun konuştu bence. Genel bir çerçeve çizdi. Kapitalizmin temel kriteri kar marjını yukarıda tutmak. Yani kriz dönemleri kime yarıyor? Kriz dönemleri para kazananlara yarıyor, zenginlere yarıyor. Kriz dönemleri geniş yığınları daha da yoksullaştırıyor. Yani o anlamıyla da asgari ücretleri de yoksullaştırıyor. Ya yani Türkiye'de tabii asgari ücretlerin, ücretlilerin, emeklilerin işi çok zor. Çünkü Türk İş gibi bir sendika var. Şimdi dünyada da sendikalar hareketle ciddi sorun var ama şimdi mesela ben bugün basın açıklamasını izledim. Yani Türk İş Başkanı'nın daha önce yaptığı açıklamalar, en azından bu noktadaki vurguları önemliydi. Kaldı ki şimdi bizim kriter aldığımız 6391 açlık sınırı 2000 araştırma raporuna yansımış durumda. Türk İş'in araştırma raporuna yansımış durumda. Türk İş bu noktada çok doğru ve hayırlı bir iş yapıyor. Yani her ay düzenli olarak açlık ve yoksulluk sınırını çiziyor. Aynı Türk İş 6391 açlık sınırının yanında yoksulluk sınırında 20.800 lira civarında ilan etti. Şimdi ama öyle bir resim var ki, yani onu söylemek zorundayım. Resim sanki Türk İş Genel Başkanı Erdoğan'ın bir danışmanı gibi. Erdoğan'ın yanındaki bir çalışan pozisyonda. Şimdi sendika böyle olursa, konfederasyon böyle olursa doğal olarak da asgari ücretle ilgili pazarlık yapacak kimse kalmıyor. Yani, ama Türk İş Başkanı Sayın Atalay bizim kırmızı çizgimiz açlık sınırı dememiş miydi? Ya dedi işte, o yüzden diyorum. O yüzden de rakam da Türk İş'e ait bir rakam. Yani kuşkusuz DİSK'inde, KAMUSEN'inde, diğer sendikaların da bu noktada çalışmaları var. Ama Türk İş kendi rakamının arkasında duramıyorsa burada bir sorun var demektir. Yani bir itiraz gördük mü? Bir itiraz görmüyoruz. Yani bir itiraz olmadığı sürece rakamın büyüme şansı yok. Çünkü gerçekten de siyasal iktidar bir tercih yapıyor. Hem Türkiye'de hem de bütün dünyada aslında siyasal iktidarlar tercihlerini işin doğrusu ücretlerden yana kullanmıyorlar. Yani kriz dönemlerinde Türkiye'de yalnızca zenginlerin sayısı ve ellerindeki sermaye büyümüyor. Yani rakamları eminim. Halk TV'de birçok programında kullanmıştır. Yani şimdi bankaların ilk 6 ayda %400'ler civarında kar ettiği, Türkiye'nin ilk 500 firmasının %137 civarında kar ettiği bir ortamda ücretlerdeki toplam artış oranı %33. Ve şöyle daha dramatik bir tablo var Türkiye açısından. Türkiye, DİSK'in rakamlarına göre söyleyeyim, Devrimci İş Sendikaları Konfederasyonu'nun önceki gün açıkladığı rakamlara göre söyleyeyim. Türkiye'de %57 oransal olarak çalışanların %57'si asgari ücret düzeyinde maaş alıyor. Ve asgari ücret Türkiye açısından dramatik, yani orada zaten bir ortalama ücrete dönüşmüş durumda. Şimdi burada iki şey önemli gerçekten. Yani evet, iktidarın böyle bir tercihi var. İşin doğrusu ben seçim sürecinde bu rakamın artabileceğini düşünüyordum. Kişisel kanaatimde söyleyeyim yani. Ben yani normal memurlara %40 civarında bir ek geliyor kamu çalışanlarına. Burada da artabileceğini düşünüyorum. Çünkü seçim sattığı mahalle girince iktidarın sonuçta bunu bir biçimde sübvanse edeceğini varsayıyordum. Ama iktidar orada bile öyle bir tercih kullanmadı. Bu şu anlama geliyor. Belki sorunuzun net cevabı o. Bu iktidar çok uzunca bir süredir Türkiye'de insanları yoksullukla yaşamaya alıştırıyor. Yani yoksullukla mücadele değil, o klasik söylem doğru. Yoksullukla mücadele değil, yoksulluğa alıştırma ve yoksulluğu bir biçimde bir kader olarak da sunma çabası içindeler. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta yaptığı konuşmada, ulusal sesleniş konuşmasında altını çizdiği nokta neydi? Biraz daha sabredin. Sabır nereye döndü? Aralık 2021'de hem Erdoğan hem de Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Ocak'tan, Şubat'tan itibaren, yani 2022'den itibaren enflasyon oranı düşecek diyordu.
Onu Haziran'a çekmişlerdi. Haziran bitti. Şimdi Temmuz'a girdik. Şimdi nereye çektiler? Önümüzdeki yılın 2023'ün başına çektiler. Taş olduk, çatladık. Tabii bu ne anlama geliyor? Ya buradan çözüm çıkmaz. Niye çıkmaz? Çünkü yani fiyatlar yükselirken alım gücü düştüğü oranda burada bir denge sağlamak mümkün değil. Nitekim yani Türkiye, evet doğru, Türkiye'nin kendi...